Bu videoda 0,4 bölü 5 işleminin sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Soruyu görselleştirerek çözmeyi denerseniz daha kolay olacaktır. Hadi bakalım, işe 0,4 ya da 10'da 4'ü nasıl gösterebileceğimizi düşünerek başlayalım. Bu büyük karenin bir tam olduğunu ve 10 eşit parçaya bölündüğünü düşünür isek, 10'da 4 adından da anlaşılacağı gibi buradaki maviye boyalı bölümlerden oluşur. Evet, mavi bölümler 0,4'ü gösteriyor. Anlaştık mı? peki 0,4'ü 5'e nasıl böleceğiz bunu düşünmenin daha kolay yollarından biri 10'da 4'ün %40'a eşit olduğunu aklımıza getirmek. Evet bunun %40 olduğunu ele alırsak işlemi 0,40 bölü 5 olarak da yazabiliriz. Şimdi de buradaki %40'ı yani mavi ile boyalı 40 küçük kareciği 5'e bölmemiz lazım. 5'e bölünce elde edeceğimiz 5 eşit parçada kaçar mavi karecik yani %1'lik? olacak. Bu birinci parça, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu da sonuncu. Beş parçanın her birinde kaç tane yüzde birlik var şimdi ona bakalım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yüzde 40'ı 5'e bölersek sonuç ne olurmuş? Yüzde 8. Birbirine eşit 5 parçanın her birinde 8 tane mavi karecik yani yüzde 1'lik olduğuna göre sonuç yüzde 8'dir. Yüzde 8'i 0,08 olarak yazarız. Yüzde 40 bölü 5 yüzde 8'e eşitse onda 4'ün 5'e bölümünden de yüzde 8 elde etmiş olacağız. us